şube başkanlarımızdan biri derdi Kasım Metin, Övüş Kasım Demir katledildi. O derdi ki başkan... Başkan, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri bir sınır ötesi operasyon düzenledi. Başladığında az önce de dediğim gibi buna karşı çıkan pek bir kesim olmadı. Ancak ölüm haberleri gelince açıkçası herkesin ağzında bir nefret söylemi oluştu. Alev örgütleri neden bir bütün olarak bu konuda bir tavır sergilemedi ya da sergileyecek mi? Sınır ötesi operasyonlar, Aleviler de bu ülkenin bir yurttaşı, nasıl algılıyor, nasıl karşılıyor bu tür savaş politikaları? Ya biz örgüt olarak geçen yıl yaptığımızda 2 Temmuz katliamında toplumsal hafıza müzesinin tanıtım konserleri sırasında yaptığımızda tam da bu Suriye'ye sınır ötesi operasyonların olduğu döneme denk gelmişti. Biz o zaman meydanlarda işte Adana, Mamak kömür deposunda ve İzmir Gündoğdu meydanlarında da bunu defalarca söyledik. Orada da haykır söyledik. Dedik ki Mustafa Kemal'in iki sözünü hatırlattık. Bu ülkede sıkışan tüm siyasetçiler dara düştüğü zaman, dar boğaza düştüğü zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü ön plana çıkarırlar hemen. Ondan sözler, vecizeler söylerler. İki şey vardır onun önemli olan. İşte yurtta sulh, cihanda sulh. Yani yurtta barış, cihanda barış. Bu önemlidir barış vurgusu olarak. Nedense bu dile getirilmez. Diğer bir taraftan da der ki ülkenin, halkların, yani ülke vatandaşların, ülke halkının kaderi söz konusu olmadıktan sonra yapılan tüm savaşlar cinayettir der. Şu anda Suriye'ye yapılan operasyonlar Türkiye halkı açısından ben bir tehdit unsuru olarak görmüyorum. Yani benim hayatım Suriye'den dolayı, Suriye'deki savaşın, Suriye'deki daha önceki rejimden dolayı tehlike altında değildi. Dolayısıyla şu andaki Suriye'ye yapılan her operasyon bizim açımızdan bir cinayettir. Biz öyle değerlendiririz sınır ötesi operasyonlarını. Sen ülke sınırlarını sağlam tut, öbür ülke öte komşudaki yapılan kavganın bizden bir ilgisi olmaması gerektiği düşünüyorum. Bu aynı şeye benzer, ya komşunun evine müdahaleye benziyor. Yani çok daha basitleştirirsek. Dolayısıyla sınır ötesi operasyonları biz hiçbir zaman uygun görmedik ve her zaman karşı çıktık. Şimdi oradaki gene operasyonda hayatını kaybedenlere gelince, şimdi bunlar 7 yılı aşkındır orada örgütün elinde, örgütün cezaevlerinde kalıyor. Bununla ilgili aileler işte İktidar Partisi'ne, İnsan Hakları Derneği'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılar mecliste basın açıklaması yaptılar. İnsan Hakları Derneği bu anlamda girişimlerde bulundu. Şimdiye kadar bunların geri alınması konusunda devletin bir girişimde olup olmadığı açıkçası kamuoyunda ben rastlamadım. Olduysa da atlamışımdır. Biz hiçbir zaman savaşa karşı olan bir örgütüz. Yani her zaman insanların barış içinde yaşamasını savunan bir örgütüz. Bizim pirimiz, hünkârımız söylenince de odur ki rivayet şeydir. Arslan'la Ceylan'ı yan yana getirmiş. Yani iki zıt kutubu barış halinde bir arada bulundurmuş bir öğretinin mensuplarıyız biz. Bir inancın, bir dinin mensuplarıyız biz. Dolayısıyla bizim barıştan başka savunacağımız hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla hayatını kaybeden herkes için biz acı duyarız, icap duyarız. Ancak bu operasyon yapılırken 7 yıldır sesini çıkarmayan ya da operasyonun şekline, şemaline, yani bir ülkenin iç işlerine girerek orada operasyon yaparken orada hayatını katledilen, hayat bunları kimin katlettiği de belli değilken bunun üzerinden ülkenin iç siyasetine bunun malzeme yapılmasını biz doğru bulmayız. Yani bunun üzerinden bir partinin şeytanlaştırılmasını, bir halkın şeytanlaştırılarak bunlar hedef gösterilmesini biz uygun görmeyiz. Bir insan hayatı üzerinden, kan üzerinden bu ülkede artık siyaset bitmiştir.
Yani bunu, halkımız da bunu gayet iyi biliyor. Doğru, bu bundan önceki, bir önceki hemen seçimlerde bu hayat bulmamıştır. Bundan sonraki süreçte de bulacağını sanmıyorum. Bizim Alevi örgütlerinin bu işle ilgili açıklama yapmadılar. Evet, biz dün akşam da arkadaşlarımıza konuştuk. Bununla ilgili bir açıklama yapalım mı diye. Evet, biz bununla ilgili bir açıklama yapacağız. Biz ancak açıklamamızı barış istiyoruz üzerinden yapacağız. Barış istiyoruz. Bu savaşların bir cinayet olduğu üzerinden biz bir açıklama yapacağız. Barış vurgusu üzerinden yapacağız. Biz insanların hayatlarının katledilmesinin, hayatlar üzerinden biz açıklama yapmayız. Kan üzerinden bir siyasetin uygun olmadığını, bu siyasetin artık Türkiye halkı üzerinde de karşılığının olmadığını inanıyoruz. Evet, özetle iktidarın ölümleri muhalefete fatura kesmesin. Fatura kesmesini uygun bulmuyoruz. Bu bir insanın hayat üzerinden siyaset yapma, kan üzerinden siyaset yapma politikası artık Türkiye'de bitmiştir. Dünyada bitmiştir, Türkiye'de de değil. Evet.